Uzun bir süredir merakla beklenen El Değmemiş Aşk filminin galası İstanbul'da düzenlendi. Başrol oyuncuları Begüm Kütük ve Ceren Moray'ın güzelliği göz kamaştırırken, geceye bir diğer başrol oyuncusu Emre Karayel'in esprileri ve Hamdi Alkan'la Cengiz Bozkurt'un tatlı atışması damga vurdu. Ha kanka. Nikah başlayacak, ortada yoksun. Ne nikahı lan? Senin nikahın be, gerizekalı, evleniyorsun biraz sonra. Hala terliyorum bakın, nikah aşkı arası da kalınca öyle oluyor. Seyirciye sürpriz yapacaklardı. Sır gibi sakladıkları ismi nasıl ağızlarından kaçırdılar? Sürpriz yani, ama söylemiyoruz. Cengiz Bozkurt, namı diğer Erdal Bakkal, Hamdi Alkan'dan neden korktu? Çok güzel vermişim, korkuyorum. Uzun süredir merakla beklenen El Değmemiş Aşk filminin galasından çok özel görüntüler Magazin 8'de. Seksenler dizisinin Şahin'i ve Elvan'ı dizi setinde aşık olup evlenen Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy galaya ilk gelen isimlerdendi. Oyuncular yine çok güzel, evet. Çok tatlılar. Ceren zaten daha önce çalışmıştık. Bismillah diyoruz. Leyla ile Mecnun'un efsane karakterlerinden Erdal Bakkal yani Cengiz Bozkurt'layız şimdi de. Kendilerini çok beğenerek izlediğimiz, arkadaşlarımızın oynadığı bir film. Fragmanı izledik. Fragmanı izlerken eşimle güldük yani bayağı. Onun için filmden de çok umutluyuz. Gözlerin içine bakıp seni çok seviyorum dediniz mi? Peki ya siz hiç aldatıldınız mı? Cengiz Bozkurt'la sohbet ederken Hamdi Alkan ve eşi Selen Görgüzel giriyor salona. Sonrası kahkaha dolu anlar. Yönetmen kesiyor arkadaşlar. Kısa kesiyor. Çok teşekkürler. Hadi görüşürüz. Çok güzel vermişim. Korkuyorum. Cengiz Bozkurt korkunca araya Selen Görgüzel girdi ama fayda etmedi. Hayır. O çok sevimliydi o zaman. Bu galalarda olmasa aldığımız kiloları, verdiğimiz kiloları alamayacağız. Şimdi bol bol patlamış mısırla gerekeni yapacağız. Ve Ali Sunal. Bir büyük komedi ustasının oğlu, bir diğer komedi ustasının oğluna destek için galada. Bu da benim bu seneki ilk galam. İlk galaya katılma heyecanını da şu anda içimde yaşıyorum. Filmdeki oyuncuların makyajını yapan Suzan kardeş galaya koşar adım geldi. En dikkat çeken detaysa bileğindeki bilezikti. Bakın hangi usta isim tasarlamış o bileziği. Bileklikte özel bir şey bu. Bu Sezen Aksu'nun özel dizaynı. Bana da doğum günümde hediye etmişti. Filmin yıldızları kol kola ilerliyor kırmızı halıdan. Tabii ki sohbet edeceğiz. Film hakkında konuşacağız ama önce kıyafetlere bir göz atalım. Maşallah filmin kadın yıldızları Oscar törenine gider gibi özenle hazırlanmışlar. Pudra pembesi tuvaletiyle galanın en iddialı ismi filmde sevgilisi başka bir kadınla evlenen duyguya hayat veren Begüm Kütük. Yüksek topuzu, üstü taş ve dantel işlemeli uzun elbisesi ve dumanlı göz makyajıyla kusursuz görünüyor. El Değmemiş Aşk'ın diğer esas kadınına hayat veren O Hayat Benim dizisinin Fettan Efsun'u Ceren Moray ise yağ yeşili, anverop yaka uzun elbisesiyle son derece zarif bir hava yakalamış. Yönetmenliğini komedi ustası Levent Kırca'nın oğlu Umut Kırca'nın yaptığı filmin konusunu öğrenelim mi? İki aşk arasında kalmış karakterimiz var Zafer. Hala terliyorum bakın, iki aşk arasında kalınca öyle oluyor. Evet. Konuşacaktım babamla. Güzellikle meseleyi halletmeye çalıştın, olmadı. Zafer'in gazozuna ilaç atacak. Oha! Çok romantik komedi filmidir. Masalsı bir dille anlatıyoruz bunu. Tarafı bu. El Değmemiş Aşk, Duygu adında çok sevdiği bir kız arkadaşı olmasına rağmen ailesi tarafından çocukluk arkadaşıyla evlendirilen ve asıl sevdiği kadına dönmek için her yolu deneyen bir adamın trajikomik hikayesini anlatıyor. Tamam mı? Herhangi bir isteğiniz, arzunuz var mı? Hadi sen şunu bir saniye tutsana ya. Gelin. Kusura bakmayın, personel yemeğinde mantı yedim ben. O kız bu gece beni... Filmin tadı başrol oyuncularının damağında kalmış. Genelde bütün oyuncular uzun çekim sürelerinden şikayet ederken
Emre Karayel çekimler çabuk bitti diye hayıflandı. Herhalde hepimizin suratını görüyorsunuz. Yani bir arada problem olmuş olsa buraya toplanamazdık. Çok keyifli bir süreç geçirdik. Biraz süratli geçirdik ama güzel oldu sonuçta. Nasıl buldun arabayı Zafer? Çok güzelmiş, çok. Yani Allah sahibine bağışlasın, maşallah. Dizisi sezon arasına girer girmez film setine koşan Ceren Moray halinden pek memnundu. Yazın çalışmamıza rağmen sıcağın altında bizim için tatil gibi bir film oldu yani. Evet, El Değmemiş Aşk sinema film setindeyiz. Emre Karayel'le beraberiz. Filmde bir de sürpriz bekliyor seyirciyi. Usta oyuncu Oya Başar, oğlu Umut Kırca'yı ve O Hayat Benim'deki rol arkadaşı Ceren Mora'yı yalnız bırakmayarak filmde küçük bir rol aldı. Evet, Oya Hanım da var. Evet. Sürpriz ama. Ama sürpriz yani, ama söylemiyoruz. İyi insan lafının üstüne gelirmiş. Gecikmeli de olsa Oya Başar da göründü kapıda. Bir yanında oğlu Umut Kırca, bir yanında Ali Sunal vardı. Güzel bir hikayeydi. Oynayan oyuncular çok iyi ve çok hoş. Oğlumun da iyi şeyler yaptığına inanıyorum. İnşallah güzel bir şey seyredeceğiz hep birlikte. Oya Başar bir anda geçmişe gitti. Ali Sunal var yanımda ve Umut Kırca var. Bunlar ikisi de yoktu. biz canım Kemal'im, Levent'im, Gül, aşkım benim annesi Ali'nin hep birlikte yıllarca çok günler geçirdik. Biraz duygusal ama çokça gururluydu usta oyuncu. Gerçekten insanlar yaptıklarıyla vardır deriz ve de bıraktıklarıyla. Bıraktıklarımız çocuklarımız bizim. Ali de ailesinin soyadını çok güzel taşıyan bir çocuk. Gerçekten oğlum da öyle. Bu çocuklarla iftar ediyorum. İyi ki siz doğurmuşuz be. Son olarak hatırlatalım, El Değmemiş Aşk yarın vizyonda. Tekin, yardım et, ayak yapıcıyı ver.